أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Sevgisini, rızasını kazanmaya muvaffak eylesin. Dünyadan ahirete göçerken pırıl pırıl tertemiz amel defteriyle göçebilmeyi, sağlam bir iman ile emaneti teslim edebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabire girebilmeyi, Ruz-i Mahşer'de Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kanatları altında cennette buluşabilmeyi her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize ve çocuklarımıza nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Huday-i Nabit olarak biten bir elma veya armut fidesini aşılamazsanız yabani olur. Yabani olan elma ve armut piyasada rağbet görmez. Biz ne yaparız? Aşılarız. Bahçemizde Huday-i Nabit olarak biten ağacı aşılarız. Meyveyi aşılarız. Veya aşılısını alırız. Aşılamasını bilmiyorsak aşı yapmasını bilen birisinden yardım isteriz. Çünkü ehil elma ile yabani elma arasında, ehil armut ile yabani armut arasında elbette küçümsenemeyecek kadar fark vardır. Biz insanoğlu da eğer ustası ve aşılayıcısı tarafından aşılanırsak ehil insan oluruz, değilse yabani oluruz. Buradaki ehil ve yabaniden neyi kastediyorum? Toplumda siz bunu sosyal, asosyal diyebilirsiniz. O ayrı bir cihettir. Yüce Rabbimizin yetiştirmiş olduğu, yaratmış olduğu biz insanları en güzel kabiliyette yaratmıştır. En güzel kabiliyette yaratmış olduğu biz insanları aşılamak için peygamberler gönderdi. Peygamberler aşıladı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'yi aşıladı. Ve diğer sahabe-i kiramı aşıladı. Onlar o aşı sayesinde dünyanın en değerli insanları oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir'i aşılamasaydı, Hazreti Ömer'i aşılamasaydı, Hazreti Selman-ı Farisi'yi aşılamasaydı, vesaire vesaire sahabe-i kiramı aşılamasaydı biz hiçbirisinin bugün ismini konuşacak mıydık? Bilecek miydik? Bilemeyecektik. O aşı onları bu kadar değerli hale getirdi. Soruyorum size, Hollanda'dan, Fransa'dan, Uganda'dan bir meyve, yabani bir meyve ise buraya kadar getirilir mi? Piyasaya sürülür mü? Olduğu yerde bile satılmaz. Ama eğer bir meyve değerliyse adam ne yapıyor? Onu ihraç ediyor, kilometrelerce uzağa gönderiyor ve müşteri de buluyor. Gittiği yerde de satılıyor. Aşılı olmakla olmamak arasındaki farkı anlayalım diye bu örneği verdim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşıladığının çok bariz örneğini verdim. Peki bu aşılama işi devam ediyor mu, etmiyor mu? Elbette ediyordur. Her asırda mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşılama görevini teslim ettiği insanlar vardır. Kimdir bu insanlar? El-ulema'u varasetul enbiya. Peygamberlerin varisleri alimlerdir. Alim, ilmiyle amel eden, ihlasıyla, samimiyetiyle örnek olan insana alim denir. Alim sadece bilgisi olana değil. Bilecek, uygulayacak, uyguladıktan sonra da samimi ve ihlaslı olacak. Bir başka beklentisi olmayacak. Allah rızasından başka bir beklentisi olmayacak. Peygamberler altın ve gümüş miras olarak bırakmazlar.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bırakmış olduğu bir takım mallar üzerine Hazreti Fatıma annemiz babamın malıdır, miras olarak bana düşer dediğinde Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz peygamberler ancak ilim miras olarak bırakırlar. Altın ve gümüş dünya malı miras olarak bırakmazlar. Dolayısıyla ona ait olan ne varsa beytül malindir, devlet hazinesinindir. Sana vermem dedi. Hazreti Fatıma annemize vermedi. Çünkü peygamberler altın, gümüş miras olarak dünya malı bırakmazlar, ilim bırakırlar. Kim ilme varis olursa peygambere varis olmuş olur. Büyük bir nasibi almış olur. İlme konan insan, ilim elde eden insan peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bırakmış olduğu mirastan ilimden elde ettiği kadar nasip almış olur. İlmi çok olan mirastan çok almış olur. İlmi az olan mirastan az almış olur. El ulema'u varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Öyleyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi aşılıyordu. Kendi zamanında kendisi aşılıyordu. Sahabe-i kiram ridvanullahi aleyhim ecmaini. Hem de ne güzel aşılamış. Sonra onun varisleri olan alimler aşılarlar. Evliyaullah, Allah dostları en güzel aşıcıdırlar. Onlar hem itikadı, hem ameli, hem kalbi, içimizi ve dışımızı aşılayan, tavır ve davranışlarımızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavır ve davranışlarına, Kur'an ve sünnete en uygun şekle getiren mükemmel aşıcıdırlar. Bundan dolayıdır ki men lem yekun lehu şeyhun feşeyhuhu şeytanun denmiştir. Yani mürebbisi olmayan, elinden tutan birisi yoksa bir insanın, şeytan onu teslim alır. Sen sahipsizsen ben senin sahibinim der. Eğer sen sahipsiz kaldıysan senin sahibin benim, gel ben sana sahip olayım der. Öyleyse her insanın elini tuttuğu, gönlünü bağladığı, kendisinden feyiz aldığı bir mürebbiye, bir alime, bir gönül ehline ihtiyacı vardır. O gönül ehli insan, o alim insan bizi aşılayan, ahlakımızı kemale erdiren, tavır ve davranışlarımızı kontrol altına almamıza en büyük destek ve yardım eden kişidir. Dolayısıyla bizim tabiri caizse her insanın paraya ihtiyacı vardır bu dünyada yaşıyorsa, aileye ihtiyacı vardır bu dünyada yaşayacaksa, eve ihtiyacı vardır. Efendim dünyada insanların muhtaç olduğu her şeye herkesin ihtiyacı vardır. Ancak bunlara bizim ne kadar ihtiyacımız varsa, eğer biz dünyada dünyanın fani olduğuna inanıyorsak, ebedi ahirette Cenab-ı Hakk'ın bizim için hazırladığı cennetlere talip isek, bunu göz ardı yapamayız. Evden daha çok, paradan daha çok veya dünyalıktan daha çok manevi değerlere ihtiyacımız vardır. Şuradaki kardeşlerimizin en küçüğünden en büyüğüne kadar sorsak, imandan daha büyük değerimiz var mı desem, hayır yok dersiniz ittifakla. Kimse tereddüt etmeden bunu söyler. Peki iman gözle gözüken bir şey midir? Değildir. Parayla ölçülen bir şey midir? Değildir. Neden iman bizim en büyük değerimizdir? Çünkü ebedi ahiret sermayesini ancak o imanla kazanmış olacağız. O iman olmazsa, çok affedersiniz, hayvan gibi yaşayacağız, hayvan gibi öleceğiz, fakat hayvan gibi sonuçlanmayacağız. Hayvana hayvanlık yakışır, hayvan hayvan olarak ya kesilir, eti yenir, köfte yapılır, pirzola yapılır, eti yenmeyense çürür gider. Ama biz insanoğlu eğer insan gibi yaşamazsa, Rabbimizin Kur'an'daki ifadesi olduğu için bunu rahat kullanıyorum, onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan da aşağıdırlar Kur'an-ı Kerim'de dediği için bu tabiri kullanıyorum. Affınıza sığınarak kullanıyorum. İnsanoğlu eğer Kur'an'da bahsedilen hayvan gibi yaşarsa bu insan hayvandan çok daha büyük zarardadır. Çünkü hayvan öldüğü zaman onun işi bitiyor.
İnsanoğlu öldüğü zaman işi başlıyor. Sonu olmayan bir hayat başlıyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, iman bizim gözle gözükmeyen, elle tutulmayan, parayla ölçülmeyen bir değerimizdir. Buna ne kadar ihtiyacımız var? Elbisemize ihtiyacımızdan daha fazla. Eve ihtiyacımızdan daha fazla. Nice insanların evi yoktur ama imanı vardır. Nice insanların evi çoktur ama imanı yoktur. Hangisi önemli? İşte önemli olan burada bu farkı görebilmektir. Şimdi mukaddime olarak bunu söyledim. Yani dersimin girişinde giriş cümleleri olarak bunu kullanmış oldum, bu değerlendirmeyi yapmış oldum. Özetle ifade etmek icap ederse, her birimiz aşılanmaya muhtacız. Kendi halimize kaldığımız zaman, kendi kendimize kaldığımız zaman yabanileşiriz, değerimizi kaybederiz, tamamen değersiz hale düşebiliriz. Onun için daima Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden dua ile Allah'ım beni sahipsiz bırakma diye yalvarmamız lazım. Bir Allah dostu şöyle der: herkesin var bir kesi, ben bir kesin yok kimsesi, ben bir kesin sen ol kesi, ey kimsesizler kimsesi. Allah'ım diyor, herkes sırtını birisine dayıyor. Sen benim dayımsın diyor, sen benim babamsın diyor, sen benim abimsin diyor, benimle ilgilen diyor. Allah'ım diyor, ben diyor herkesten sırtımı sana dayıyorum. Çünkü sırtımı her dayadığım fanidir, yıkılır, yok olur ama sen hiçbir zaman yıkılmaz ve yok olmazsın. Bu bakımdan biz mutlaka Cenab-ı Hak ile o duadaki bağlantımızı kesmemeliyiz. Allah'ım bizleri sahipsiz bırakma. Amin. Kıymetli dostlar, eşimize bizim yıllarca anlatamadığımız bir meseleyi Allah kalbine sevgi koyarsa bir anda değişir mi? Değişir. Çocuklarımızı efendim yıllarca getiremediğimiz noktaya Allah bir hidayet verirse birden gelmiş olur mu? Böyledir. Onun için biz Allah ile bağlantımızı hiçbir zaman kesmemeliyiz. Ne istiyorsak evvela sağlam kale olarak, tabiri caizse en sağlam yer Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. Onun için sahipsiz kalmama noktasında da Cenab-ı Hakk'a müracaat edeceğiz. Kıymetli dostlar, bu noktada şunun altını çizerek siz kardeşlerime, dostlarıma faydalı olmak isterim. Ticaretle uğraşan insanlar, ziraatle uğraşan insanlardan işi daha zordur. Efendim, eğitimle uğraşan insanlar işinden daha zordur ticaretle uğraşan insanların işi. Çünkü her gün yaptığınız alışverişlerde, yaptığınız akitlerde ve yaptığınız pazarlamalarda haram ve helal ile karşı karşıyasınız. Bir sütün içerisine bir fare düşmüş olsa, affedersiniz bir damla sidik düşmüş olsa, bir kazan süt ne olur? Perişan olur. Peki bizim kazancımızın içerisine fark ederek veya etmeyerek, affedersiniz sidik düşerse o kazanç perişan olmaz mı? O kazançtan kendimiz yeriz, nur topu gibi çocuklarımıza, torunlarımıza yediririz. Bize helalinden rızık temin edecek diye kendisini bize teslim eden eşimize yediririz. Bu reva olur mu? Günahsız çocuğumuz, masum olan yavrumuz, bulaşmış, affedersiniz içerisine idrar karışmış bir sütü içmesi reva olur mu? Çocuğumuza veya torunumuza gerçekten içerisine sidik düşmüş olan bir sütü annesinin vereceğini duysak veya birisinin vereceğini görsek ne yaparız? Cinlerimiz tepemize çıkar değil mi? Asla biz bu işe izin vermeyiz. Ne içeriz ne de içiririz. Peki ne farkı var kardeşler? Kazancımıza haram girdiği zaman, o kazancın içerisine idrar düşmüş olan sütten ne farkı var ki? Bu bakımdan ticaretle uğraşan kardeşlerimizin mürebbiye ihtiyaçları
ziraatçının mürebbi olan ihtiyacından çok daha fazladır. İnsanoğlu bazen kendisini akıntıya kaptırır, nereye gittiğini farkında olmaz. Merkezden uzaklaşır, sahilden uzaklaşır, nereye gittiğini farkında olmaz. Suyun akıntısına kaptırır kendisini, bir de bakar ki, geriye dönüşü mümkün olmayan bir noktadayım. Zaman zaman belki bizim de yaşayıp da, uzaklaştım deyip tekrar karaya yaklaştığımız olmuştur. Olabilir de. Şunu özellikle Allah için sizi severek ve sizin karınızı düşünerek söylemeye çalışıyorum. Herkesin mürebbiye ihtiyacı var. Sahipsiz bir devletin batması haktır. Sayın sahip çıkarsan batmayacaktır. Bir insan bir devletten de daha basit değildir. Her insan bir devlet kadar değerlidir. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, her birimiz şunu düşünmeliyiz. Mutlaka benim bir aşıcıya ihtiyacım var. Fetvasına güveneceğim, derdimi anlatabileceğim, duasına iltica edebileceğim, sözünü dinleyebileceğim bir mürebbiye ihtiyacım var. Ben şunu geldiğim yaş itibariyle, benden yaşlı olan abilerimiz vardır, saygı duyarım. Genç kardeşlerimize sevgilerimi sunarım. Şunu gördüm. Üniversitedeki profesörden, tefsirdeki allameye, hadisteki muhaddis allameye, kıraatteki kurraya varıncaya kadar, aliminden zenginine, öğretmeninden öğrencisinden öğretim görevlisine kadar gerçekten bir aşıcı bulan profesör ile bulmayan arasında, bir aşıcı bulan müfessir ile bulmayan arasında, bir aşıcı bulan muhaddis ile bulmayan arasında çok fark vardır. Tüccarda da bu böyledir. Her kesim insanda da bu böyledir. Bir yerde çok samimi çalışan bir esnaf görürseniz, bir yerde çok samimi çalışan bir üniversite akademisyen görürseniz, bakın arkasında bir Allah dostu vardır. Bir Allah dostunun terbiyesinde o fezail ve kemalatı yakalamıştır. Allah'a dost olan neyi kaybetti ki? Allah'a dostluğu kaybeden neyi buldu ki? Şimdi bu girişten sonra özellikle bir konuyu siz kardeşlerimle bu akşam paylaşmayı Rabbim kalbime koydu. Dolayısıyla bu konunun seçilmesi özel değildir. Rabbimizin ilhamıdır diyerek sözüme başlıyorum. Kıymetli dostlar, insanın yaptığı ameller var. El, ayak, göz, kulakla yapılan ameller var. Dil ile yapılan ameller var. Bir de kalp ile yapılan ameller var. Elbette insanın el, ayak, göz, kulak, diliyle yaptığı ameller her birisi kendisine göre ehemmiyet arz eder. Ancak kalp ile yapılan ameller diğer organlarla yapılan amellerden artısıyla eksisiyle çok daha fazladır. Bir insan, kıymetli dostlar, inancımıza göre çok büyük günahlar işlemiş olsa, adam öldürse, şunu yapsa, bunu yapsa, ama sonunda imanla ahirete göçmüş olsa, bu insanın eninde sonunda cennet umudu var mı? Var. Peki bir insan dünyada fakir, fukarayı, yetimleri giyindirse, yedirse, içirse, kimseye zerre kadar zarar olmasa, ama Allah'a inanmadan kafir olarak ahirete intikal etse, bunun hiç cennet umudu var mıdır? Eğer kafir olarak ölürse, yoktur. Öyleyse, bakın, iman ve küfür kalbin işidir. Haramlar ve günahlar elin ayağın işidir. El ve ayakla yapılan artılar da eksiler de kalp ile yapılan artı ve eksilerin yanında onlar bir damla gibi kalırlar. Şimdi bir nokta ilerisine geçiyorum. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yarın ahirette mizanda, terazide
en ağır gelecek olan güzel ahlaktır diyor. Demek ki mizanda namazlarımız tartılacak, oruçlarımız tartılacak, sadakalarımız tartılacak, hepsi tartılacak. Fakat bu tartılarda her birisinin bir ağırlığı olacak ama en çok ağırlığı teşkil edecek olan hangisiymiş? Güzel ahlakmış. Saadettin Hocam, gel gel. Gel. Demek ki amel defterinde var olan amellerimiz içerisinde yarın ahirette mizanda en çok ağırlık teşkil edecek olan güzel ahlaktır. Peki o zaman başka bir şey sorayım size. Yarın ahirette mizanda menfi tarafta, eksi tarafta en çok ağır basacak olan nedir? Kötü ahlaktır. Eğer ahlakın güzeli mizanda en ağırsa, ahlakın çirkini de mizanın öbür tarafında en çok ağırlık teşkil edecek. Öyleyse Müslüman olarak abdestimizi düzgün alacağız, namazımızı düzgün kılacağız, orucumuzu doğru tutacağız, ticaretimizi güzel yapacağız. Ama ahlakımızı hepsinden daha güzel yapacağız. Ahlak ve kalbe taalluk eden vazifeler arabanın motoruna benzer. Motor sağlam olmadıktan sonra kaporta, koltuklar, direksiyon, o ve bu ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar kaliteli olursa olsun, motor sağlam değilse bu arabanın değeri ne ki? Motor nedir? Kalptir işte. Kalpteki iman, kalpteki ahlak, bunlar hepsi nedir? Motorla alakalı olan bölümdür. İman, kalpteki en çirkin huyu götürür. Oradan uzaklaştırır, o küfürdür. En çirkin huylar içerisinde en çirkin hangisidir? Küfürdür. İmanla beraber o gitmiş olur. Ama bunun dışında nice güzel huylar vardır. Onlar bizim hem Allah nezdinde, hem insanlar nezdinde, hem de çocuklarımızın nezdinde ve eşlerimizin nezdinde bizim değerimizi artırır. Nice huylar da vardır ki hem Allah nezdinde kredimizi düşürür, hem melekler nezdinde, hem de eşimizin, çocuklarımızın, dostlarımızın nezdinde bile bizim değerimizi düşürür. Geçen de bir kardeşimiz telefon etti bana. Dedi ki, hocam, bizim bulunduğumuz camide 5 vakit camiye gelen, cemaate gelen, en ön safta da yer alan, kıyafeti de çok düzgün olan birisi var. Fakat piyasayı dolandırmak için sanki özel yetiştirilmiş birisi. Ondan para alır, 3 gün sonra vereceğim, 33 gün olur, 3 ay olur, 5 ay olur, yine vermez. Bir başkasından alır, bir başkasından alır. Mesleği bu. Mesleği bu. Bu adam, ben ifşa etsem, cemaate ifşa etsem caiz midir diyor. O böyle söyledikten sonra ben kendi kendime düşündüm. Şimdi bu dolandırıcı olan insan eğer bir mahallede, bir apartmanda birisi olsaydı, falanca ailenin insanı olsaydı, bunun yapmış olduğu sıkıntı o aileye mal olurdu. Yani falanca aileden bu adam vardır, bu aile sağlam değildir derlerdi. Ama bir caminin cemaati, bir kıyafetin insanı olunca bu adam yaptığı sahtekarlıklar kime mal olur? Bir cemaate mal oluyor. Dolayısıyla bu sonradan tevbe etse nasıl tevbe edecek? Bir sürü cemaati, bir sürü kitleyi, bir sürü tertemiz insanları neyin altına bırakmış oldu? Töhmet altına bırakmış oluyor. Sonra kendisi tevbe etse bu töhmet sahiplerini nereden bulacak da kalplerini yeniden ayarlayacak, düzeltecek? Bu bakımdan kalbe taalluk eden huylarımız, kıymetli kardeşlerim, artısı ile eksisi ile çok önemlidir. Bugünkü dersimizde Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir nakil yapıyor. Orada geçen bir konuyu paylaşmaya çalışacağım. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha,
مَا كَانَ خُلُقٌ اَبْغَضَ اِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve selleme مِنَ الْكَذِبِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kötü huylar içerisinde en çok nefret ettiği yalandı. Şimdi yalan söyleme kabiliyeti ve ahlakı gerçekten kötü bir ahlaktır. Ve bu karakter çok kötü bir karakterdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her harama karşı nefret duyardı. Her kötü huya karşı nefret duyardı. Ama bu haramlar içerisinde, kötü huylar içerisinde yalancılık ahlakına duyduğu nefreti hiçbirisine duymazdı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste birisinin konuşma esnasında yalan söylediğini tespit ettiğinde o meclisten ona samimi bir tevbe yaptırmadıktan sonra onu göndermezdi. Samimi bir tevbe ona yaptırmadıktan sonra, tevbesini izhar etmedikten sonra onu o meclisten çıkarmazdı. Demek ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmeti adına kötü huylar noktasında en çok nefret ettiği şey nedir? Yalan söylemektir. Kıymetli kardeşlerim, insanoğlu değişik maksatlarla yalan söyler. Hangi maksatla olursa olsun. Bu konuda bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz doğruluk insanı sıdka götürür. O da insanı cennete götürür. İnsanoğlu doğru dürüst ola ola Allah nezdinde sıddıklardan yazılır. İnsanoğlu yalan söyler, tekrar yalan söyler, tekrar yalan söyler. Allah nezdinde kezzaplardan sayılır. Kezzap yani yalanı karakterine dönüşmüş demektir. Yalan da insanı ateşe götürür diyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ela ümmetim dikkat edin. İnnel kedibe yüsevvidül vechhe. Yalan insanın dünyada da ahirette de yüzünü karartır. Ahirette yüzün simsiyah olur. Yalan söyleyen insanın yüzü simsiyah olur. Dünyada da yalanı aşağı çıkınca insanlar arasında rezil olur. وَالنَّم۪يمَةُ عَذَابُ الْقَبْرِ Nemime yani birisinden söz alıp öbürüne taşımak bu da kabir azabına sebep olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, yalan söylemek insanın dünyada ve ahirette yüzünü kara çıkarır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği anlatılır. Birrul valideyni yezidü fil umr. İnsan annesine babasına ne kadar iyilik yaparsa annesine babasına gösterdiği saygı ve yaptığı iyilik o insanın ömrünü ve kazancını bereketlendirir. Vel kezibu yenkusur rizqa. Yalan söylemek de insanın rızkının bereketini kaçırır. Diyelim ki bir arabayı satacağız. Doğru söylersek 1000 lira kar edeceğiz. Yalan söylersek 5000 lira kar edeceğiz. Yalan söyledik 5000 lira kar ettik. O 5000 liranın 1000 liralık bereketi olmaz. Hastalıkta, doktorda, röntgende, yolda, trafik kazasında orada burada harcarsın. Elinden çıkar, bereketini görmez. Yalan söylemeden 1000 lira kazanan, yalan söyleyerek 5000 lira kazanırsa, burada ben 4000 lira daha kar ettim zannetmesin, gerçekte o 1000 liradan alacağı bereketi de bulamayacak. Yani o 1000 lira bereketli 1000 lirayla yapacağı iş kadar iş yapamaz. Çoğunuz yaşamışsınızdır kıymetli dostlarım. Minik minik paraları biriktirmişsinizdir. Kenarda durmasın. Ne yapalım? Bir yerden bir arsa alalım demişsinizdir. Efendim,
Sonra aradan yıllar geçmiştir. O arsa, baktınız ki şehrin göbeğinde bir arsa olmuştur. O bir arsa bir binaya, bir hana dönüşmüştür. Allah Allah, o hanı parayla yapmaya kalksan, almaya kalksan alman mümkün değil. E nasıl olmuş? Allah paranı bereketlendirmiş. Sen bilemezsin, Allah bilir. O sana efendim kalbini yönlendirdi, şunu al, bunu al. Bazen de çok böyle düşeş, çok önemli bir yerden bir arsa alırız, tam köşeyi döndüm deriz. Fakat orası yeşil alan ilan edilir, sonra avucumuzu yalarız. Biz kızarız, kime kızarız? Onu yeşil alan ilan eden belediyeye kızarız, birilerine kızarız. Kim bilir neredeki yalandan elde ettiğimiz bereketsiz kazancın bize faturasıdır bu, biz onu fark edemiyoruz. Kısacası kıymetli dostlar, yalan söylemekle insan fazla para aldığını kabul edelim, fazla değildir. O belki de zararın ta kendisidir. Kur'an gözüyle baktığımız zaman, sünnet gözüyle baktığımız zaman olay böyle. Kıymetli dostlar, bir de Gafir suresinin 28. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ Evvela şunu söyleyeyim. Hani daha önceki derslerimizde de geçti. Biz Müslümanlar Allah'tan isteyeceğiz de en çok neyi isteriz? En çok neye muhtacız? اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ'de her gün onu en az 40 defa istiyoruz Allah'tan. Hidayet istiyoruz, değil mi? Her gün en az 40 defa bir Müslümanın Allah'tan istediği hidayettir. En çok muhtaç olduğumuzda hidayettir. Peygamberler de hidayet için gelmişlerdi. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu kendisi Gafir suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki İsrafa daldıran, haddini aşan, bir de yalana daldıran insanlara ben hidayet vermem. Hem yalana devam edecek hem hidayet isteyecek. Oo, geç onu sen, geç. Bir insan yalancılığı karakter haline getirirse diyor ki Allah, ben yalanı karaktere dönüştürmüş olan, gerçekten yalanı artık peynir ekmek gibi söyleyebilir bir duruma gelen insana hidayet vermem diyor. Öyleyse yalana alışan bir insanın en büyük zararı nedir? Hidayet bağlarını kesmiş oluyor. Hidayet bağlarını kesmiş oluyor. Ne kadar yalvarırsa yalvarsın, İhdine sıratel müstakim desin, adres yanlış yerde. Evet, yine Rabbimiz Celle Celaluhu وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَجْتَنِبُوا مِنَ الْاَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ Yani putlara tapmaktan kaçının diyor. Sonra yalandan da kaçının diyor. Arkadaşlar, kıymetli dostlar, putlara tapmak ne kadar çirkin bir şeydir, değil mi? İnsanı dinsiz, imansız yapar. Arkasında da yalandan kaçının diyor. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, bizim hayatımıza putperestlik girmez elhamdülillah. Anamızdan doğma biz ona nefret etmişizdir elhamdülillah. Ama putperestlik nasıl bir tehlike ise ve Allah Celle ve Ala Hazretleri bundan bizi uzaklaştırıyorsa, aynı şekilde yalandan da bizi böylesine uzaklaştırıyor kıymetli dostlar. Yalanın katmerli boyutu yeminli yalandır. Yalanın katmerli boyutu yeminli yalandır. Ne demek? Adam hem yalan söylüyor hem de Allah'ın adını kullanıyor. Peki Allah'ın adına bir insan vallahi derse normalde tazim için bu kullanılır. Bizim mezhebimizin, akidedeki, itikattaki mezhebimizin imamı, İmam Mansur Maturidi Hazretleri der ki, ben yalan yere bile bile yemin eden insanın dinden, imandan çıkacağı tehlikesini görüyorum. Çünkü yemin Allah'a tazim için yapılır. Yalan yere yemin yapan insan Allah'a tahkir ediyor, hakaret ediyor. Hakaret ise insanı dinden, imandan çıkarır diyor. İşte bazı alimler buradan maksadı Allah'a hakaret etmek değildir. Yalanını karşıki tarafa yutturup Allah'ın adını kullanarak kandırmak olduğundan dolayı küfre düşmese bile küfrün dibine kadar gelmiş demektir. Öyleyse arkadaşlar,
Yalan söylemek en çirkin huylardan birisidir. Buna bir de yemini ilave edersek çok büyük tehlikeye kendimizi sürüklemiş oluruz. Altından kalkamayacağımız bir yük sırtımıza almış oluruz. Ahirette hesabını vermekte çok zorlanacağımız, veremeyeceğimiz bir yanlışa sürüklenmiş oluruz kıymetli dostlar. Bir insan yalan söyleyerek bir mal satması var. Bir de mahkemede yalan söyleyerek haksız insanı haklı çıkarmak var. Elbette yalan söylemek en çirkin haramlardandır. Yemin ilavesi bunu bir kat daha çirkin hale getiriyor. Yalanın bir mahkemede haksız bir hükmün çıkmasına sebep olması da gerçekten bu yalanı üç kat daha çirkinleştiriyor. Allah Celle Celaluhu özellikle yalan yere şahitlikle ilgili Kur'an-ı Kerim'inde gerçekten çok uyarıcı ayeti kerimelerle uyarıyor. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu فَجْتَنِبُوا مِنَ الْاَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّرِ biraz önce okuduğum işte putlardan sakının, yalan yere şahitlik yapmaktan, yalan söylemekten sakının buyuruyor. Burada yalan ile putperestliği yan yana tutuyor. Eğer bir yalan mahkemede şahitlik yapmak suretiyle birisinin hakkının başkasına geçmesine, hakimin haksız bir karar vermesine sebep olursa, hakimin orada verdiği yanlış karardan mesuliyeti yoktur. Çünkü onu şahit kandırmıştır. Yalancı şahit onu kandırmıştır. Orada haksız olarak bir mal alan, mahkeme kararıyla alan, ona bilerek aldığı için o ateştir ona, haramdır ona, ateştir ona. Ancak o ona ne kadar ateşse o yalan yere şahitlik yapana da o kadar ateştir. Çünkü o sebep olmuştur. O yalan yere şahitlik yapmasaydı bu ateş ona intikal etmeyecekti. Dolayısıyla yalan yere şahitlik yaparak bir yakınımıza, bir dostumuza aleyhinde olduğu halde lehinde bir karar verdirmiş olursak aslında ona biz ateşten bir kaftan biçmiş oluruz. Ona da iyilik yapmış olmayız. Gerçeği söylemek lazım. Velev ki bizim dostumuz ve bizim yakınımız olsun. Şimdi kıymetli dostlar, elbette insan darda kaldığı yerler olabilir mi? Yalan ile ilgili ve yalana izin verilen yerler var mıdır? Rahmetli Hacı Salih Efendi ziyaret etmiştik kendisini bir defasında. Cenab-ı Hak onu Peygamber Efendimiz'den, bizi de ondan ve dostlarından ayırmasın. Amin. İyi bir Allah dostu idi. Dedi ki, birisi bana geldi sordu. Hocam, biz kahveye girdik. Emri bil maruf yapmak için. Orada kumar oynanıyor. Oradaki kumar oynayanlar, gelin oturun dediler. Biz de oturduk. Bize çay ikram ederlerse o kumarbazların çayından içebilir miyiz diye sormuşlar Hacı Salih Efendi'ye. Ben de onlara dedim ki siz dersiniz ki biz niyetliyiz. Onlar zannederler ki siz oruçlusunuz. Halbuki siz de sizin yemeğinizi, çayınızı içmemeye niyetliyiz. Onu kastedersiniz. Yani orada elbette bir haram paradan çay içmek caiz olmadığına göre biz sizin çayınızı da içmeyiz derseniz onlara nasihat etmeye kalksanız sözünüzü de dinlemezler. Ne dersiniz? Biz kardeşim niyetliyiz dersiniz. Neye niyetlisin? Yani kumarbazın çayını içmemeye niyetlisin. O ne anlayacaktır bundan? Oruçluyum anlayacak. Allah kabul etsin efendim diyecek sana. Geçiştireceksin iş. Bazı kardeşlerimiz kendilerine el uzatan kadınlara ben Şafii'yim diyor. Halbuki Hanefi'dir. Yalandan Şafii'yim diyor. Yani İmam Şafii'yi severim demek olur. Şimdi kıymetli dostlar, tariz yoluyla
Buna biz tariz diyoruz. Tariz yoluyla yalan söylemek, darda kaldığı zaman insan kimsenin hakkına tecavüz etmemek kaydı şartıyla efendim tariz yoluyla olabilir mi? Olabilir. Şimdi Zeyd İbni Eslem der ki, kadının bir tanesi Ümmü Eymen isminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki, ya Resulallah, benim beyim seni çağırıyor. Herhalde hasta ki, Efendimiz'i ayağına çağırdığına göre hasta, darda kalmış, bir sıkıntısı var. Benim beyim seni çağırıyor dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim o? Senin beyin kim? Hani o gözünde beyaz olan mı? Dedi. Kadın, ya Resulallah, vallahi benim beyimin gözünde beyaz yok ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır hayır, onun gözünde beyaz var dedi. Kadın, vallahi yok dedi, benim gözüm, beyimin gözleri sapsağlamdır dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, gözünde beyaz olmayan adam var mı ki dedi. Gözünde beyaz olmayan adam var mı ki dedi. Her insanın gözünde beyaz var. Şimdi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada ne yapmış? Bir espri yapmış. Gelen dertli, gamlı, gasabetli o kadına bir espri yapmış. Bu cümleyle beraber kadın da çok rahatlamış oldu. Evet, şimdi kıymetli dostlar, insan darda kaldığı zaman veya espri makamında böyle tarizli, gerçek olmayan cümleler söyleyebilirim. Biz buna hani şaka da diyoruz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan Efendimiz anlatıyor. Yaşlı bir kadın gelir aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e. Efendimiz de ona der ki, la yedhulul cennete acuzun. Yaşlı kadın cennete giremez. Kadın ağlar ve der ki, ya Resulallah, ben yaşlı kadınım, ne olacak benim halim? Efendimiz der ki sallallahu aleyhi ve sellem, sen cennete girerken yaşlı olmayacaksın ki. Yani yaşlı kadın yaşlı olarak cennete girmeyecektir. Cennete giren herkes genç olarak girecektir. Bu kadarına izin var. Ama bunun dışında gerçekten yalan söylemek en büyük huysuzluklardandır. Yalanı bir baba söylerse iki defa hata etmiş olur çocuğuna karşı. Bir, yalan söylediğinden dolayı büyük bir hata yapmış olur. Bir de çocuğuna kötü örnek olduğundan dolayı bir hata yapmış olur. Babasından öğrenerek yalan söylemeye alışan, patronundan öğrenerek yalan söylemeye alışan işçi ve babasından öğrenerek yalan söylemeye alışan çocuk, ömrü boyunca söylediği yalana babası ve patronu ortaktır. Diyelim ki bir eleman tezgahtar geldi, işçi olarak bize geldi. Biz patronuz, o bizim işçimizdir. Geliyor vatandaş, yok burada de. Telefonda, yok burada de. Adama bile bile ne yapıyoruz? Yalan söyletiyoruz. Dürüst olan bir insan bizim yanımızda bu yalana alıştıysa, ondan sonra ömrü boyunca ne kadar yalan söylerse o yalanını biz sağladığımızdan dolayı, o huysuzluğu biz ona kazandırdığımızdan dolayı biz onun her yalanına ortak olmuş oluruz. Çocuğumuza, evde oturuyoruz çocuğumuzla, birisi telefon açıyor, ona telefonla efendim yalan söylediğimizi eşimiz ve çocuklarımız fark ediyor. Misal olarak söylüyorum, fark ediyor. Neyi anlıyor çocuk burada? Demek ki yalan söylenebilirmiş. Darda kaldığın zaman, hoşuna gitmediği zaman doğruyu söylemek, yalan söylenebilir. Babam söylüyor canım ya, babam adamdır, hoş babadır. Baba söylüyorsa bu söylenebilir. Çocuk buradan yalana alışıyor, ömrü boyunca söylediği her yalan babasından kendisine kalan bir miras olduğundan dolayı bu yalandan o baba nasibini alır. Toprağın altında baba, hayatta yalan söyleyen çocuğun yalanından nasibini alır. Birileri çocuğunun kıldığı namazdan, yaptığı duadan nasibini alırken, bu baba da çocuğunun yalanından nasibini alır. Demek ki yalan söylemekle yalan söylemek arasında fark var. Bir babanın çocuğunun yanında, bir patronun işçisinin yanında, efendim bir önderin taht himayesinde olanların yanında yalan söylemesi, sıradan yalın haliyle söylenen bir yalan değildir. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, bir devlet başkanının, bir bakanın, bir başbakanın, bir valinin, bir kaymakamın
yani mertebesine göre efendim halkına yalan söylemesi de bir kişiyi kandırmak değil, 1000 kişiyi, 10.000 kişiyi, 100.000 kişiyi, 1.000.000 kişiyi, 18 milyon insanı kandırmak değil mi? Bir İstanbul'a yalan söylediğin zaman kaç kişiyi kandırıyorsun? 18 milyon insanı. Bu bir tane yalan değil, 18 milyon tane yalan olur bu. Bu bir yalan değil, 18 milyon yalandır. Onun için İslam terbiyesiyle yetişen idareciler çocuğuna yalan söylemekle halka yalan söylemek arasındaki farkı çok iyi bilir. Çocuğuna bile yalan söylemez ama halka hiç yalan söylemez. Çünkü bunun vebalinin altından kalkmak hiç mümkün değildir. Çok fazla uzatmadan, bu konu uzundur, şöyle hızlandırayım. Elbette yalanın en doruk noktasındaki çirkin yalan Allah adına yalan söylemektir. Nedir bu? Dinde helal olmayan bir şey için helaldir demek. Haram olmayan bir şey için haramdır demek. Helalin kararını, haramın kararını Allah verir. Allah'ın helal dediğine sen haram dersen, haram dediğine helal dersen Allah'a iftira etmiş olursun. Bu yalanın doruk noktasıdır kıymetli kardeşlerim. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylenen yalan, onun söylemediği sözleri, kendi sözümüzü kabul ettirmek istiyoruz karşıki tarafa, ben dedim dersem kabul etmeyecek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, aa öyle mi? Sözümü kabul ettirebilmek için yutturuyorum vatandaşa, peygamber böyle söyledi diyorum. Bu da Allah'a yalan söylemenin arkasında ikinci sırada en tehlikeli yalanlardandır. Kıymetli dostlar, bir insanın ticaret yaparken satacağı malın ayıbını, kusurunu gizlemiş olması, kalitede dilde oynamış olması, olmayan kaliteyi var gibi göstermesi, efendim olan ayıbı yok gibi göstermesi ve defol olanı defosuz gibi, sıfır kilometre gibi göstermesi, bu da yalanın ticarete taalluk eden kısmıdır ki kazancımızı helalden harama, berraklıktan siyahlığa ve bulanıklığa çevirecektir. Kıymetli kardeşlerim, dilimizi muhafaza etmek, elbette gözümüzü muhafaza etmek, elimizi ayağımızı muhafaza etmekten daha da önemlidir. Çünkü insanoğlu sabah kalktığı zaman bütün organlar diline yalvarırlar, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen dil yalancı olursan, eğri büğrü olursan biz de senin hürmetine eğri büğrü oluruz. Biz de yamuluruz derler. Kıymetli dostlar, insanları güldürmek için yalan söylemenin yalancılıktan bir yalancılık olduğunu ve veylün lehu veylün lehu diye vay olsun o insana, vay olsun o insana. Adam kandırmak için değil, yalan şeyler söylüyor insanları güldürmek için. E kardeşim, böyle başlar her şey. Önce güldürmeye başlarsın, insanları güldürürsün. Moral, motivasyon dersin. Sonra alışkanlık haline gelir. Yavaş yavaş bu ileriye doğru gitmiş olur. Yalandan kaçınmak istiyorum diyen kardeşlerimiz, bu felaketten kurtulmak istiyorum diyen kardeşlerimizin dikkat edeceği bir konu, gazetelerden, televizyonlardan, sağdan soldan duydukları her habere doğrudur diyerek başkalarına anlatmayacaklardır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insana hiç başka günahı olmasa, sadece sağdan soldan insanlardan duyduğunu doğru diye insanlara nakletmiş olması, yalancı olması açısından veya günahı açısından yeter ve artar bile buyurmuşlardır. Diyor ki Abdullah İbni Amir radıyallahu anh Efendimiz, kadının bir tanesi beni çağırdı. Bu çocukmuş. Abdullah İbni Amir çocuktu. Diyor ki, da'atni ummi, beni annem çağırdı diyor. Annem çağırdı beni, sokakta oynuyordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim evimizdeydi o zaman, oturuyordu. Ben de sokaktaydım. Annem beni çağırdı ve bana dedi ki, gel, sana bir şey vereceğim. Gel sana bir şey vereceğim. Çocuğu sokaktan içeri almak istiyor. Efendimiz dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, ne vermeyi düşündün ona?
gel sana bir şey vereceğim dediğinde ne vermeyi düşündün ona, ne vereceksin geldiğinde? Dedi ki kadıncağız, ona hurma vereceğim dedi. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen ona içeri geldiğinde bir şey vermemiş olsan, ona sen bir yalan söylemiş olursun ve gerçekten sen yalancılardan bir yalancı olmuş olursun. Demek ki bir insan çocuğuna gel yavrum sana işte şunu vereceğim dediği halde çocuğunu içeri almak için onu bile çocuk geldiğinde vermeyecek olursa bu da bir yalana dönüşmüş oluyor mu? Demek ki yalandan kaçırmak isteyen insan bundan da sakınması lazım. Son olarak kıymetli dostlar, yalan noktasında kaçırmamız gereken en önemli hususlardan birisi de rüya konusundaki yalandır. Yani rüyada görmediğimiz bir şeyi görmüş gibi söylemek de en çirkin yalanlardan bir yalan olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere beyan edilmiştir. Birisini bir konuda uyarmak istiyoruz. Kardeşim ya ben seni bu akşam rüyamda gördüm, şöyleydi böyleydi falan diyoruz. Gerçekte hiç alakası yok. Onu o noktada korkutmak istiyoruz. Veya sevindirmek istiyoruz. Bu yalanda, affedersin rüyada yalan söylemek, rüya konusunda yalan söylemek de en çirkin yalanlardan bir yalandır kıymetli kardeşlerim. Böylece kıymetli dostlar, siz kardeşlerimle, dostlarımla, sizin ve bizim, her birimizin dünyada ve ahirette, kabirde gerçekten bizim için ciddi bir leke olabilecek, hesabını veremeyeceğimiz, yüzümüzü karartacak ve ahirette hesabımızı zorlaştıracak ciddi sıkıntılardan bir sıkıntı olan, alışkanlık haline dönüştüğü zaman ahlaka dönüşmüş olan yalan tehlikesi karşısında bugünden sonra bugüne kadar olan hassasiyetimize birkaç kat daha hassasiyetimizi ilave edelim. Ne yaparsak yapalım, tertemiz olarak Allah'a gidelim. Amel defterimiz tertemiz olsun, hayatımız, ahlakımız tertemiz olsun. Yüce Rabbim bu konuda ve diğer ahlaki konularda bizi bize bırakmasın, elimizden tutsun, bizlere yardım eylesin, güzelleri güzel olur, güzel olarak görüp onlara sımsıkı sarılmaya, çirkinleri, çirkin huyları, tavır ve davranışların çirkinliğini görüp onlardan ateşten kaçar gibi kaçmaya bizleri, eşlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, komşu akrabalarımızı muvaffak eylesin. Yüce Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan ebediyen muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, dersimi burada bitiriyorum. Bir noktayı da paylaşmak istiyorum siz kardeşlerimle. Biz genelde derslerimizi daha çok sohbetlerle, iki haftada bir buluşmalarımızı sohbetlerle bitirmiş oluyoruz. Nasip olursa bizde hafızlığını bitirmiş olan 46 tane yavrumuzu, ki bunların bir kısmı kıraati de aşere takrib tayyibeyi bitirip icazet de almıştı. Onları inşallah bu Ocak ayı içerisinde umreye götürmüş olacağız. 9 günlük bir yolculukta umreye götürmüş olacağız. Ayın 19'unda, 18-19'unda yolculuk olacak. Öyleydi değil mi? Evet, 19-20 tarihlerinde yolculuk olacak. 8-9 günlük bir yolculuktur. Efendim inşallah biz orada talebelerimizin başında, illa onlar benim de kendileriyle gitmemi her dönem istiyorlar. Onlarla beraber olduğumuz zaman onlar daha mutlu oluyorlar. O mutluluğu arkadaşları, abileri yaşadığı gibi kendileri de yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla biz de onların vesilesiyle gitmiş oluyoruz. Gittiğimiz zaman orada hem sizlere hem bütün mütevellideki dostlarımıza ve kardeşlerimize bol bol dua yapıyoruz. İnşallah size de Mevla nasip ederse orada bol bol dua edeceğiz. Dua bizden, kabulü Allah'tan. Bizim küçük bu arada şunu da söyleyeyim. Daha önce icazetlerde icazetini alan hafızları hemen o sene götürüyorduk umreye. Dolayısıyla icazetleri de ilan ediyorduk. O icazet merasiminde öğrencilerimizi umreye götürecek insanlar, işte 3 tane ben, 4 tane ben, 5 tane ben diye, birileri bir tane ben diye öğrencileri umreye götürecek olan kardeşlerimiz zekatından veya sadakasından
sahipleniyordu. Daha sonra biz de bunları topluyorduk. Zorlanmadan öğrencilerimizi götürüyorduk. Fakat daha sonra biz dedik ki hafızlığını bitirir bitirmez götürmeyelim. Bizde Arapça okusun. Zaten birinci sınıf Arapça yabancı dil eğitimi, hazırlık eğitimidir. Birinci senede Arapçasını güçlendirsin, kuvvetlendirsin. İkinci sınıfa geçtiği zaman hem biraz daha oturmuş olsun, gittiği yerlerin kıymetini daha iyi idrak edecek noktaya gelsin. Arapça konuşmasını da öğrensin, orada biraz da pratiğini de geliştirmiş olur dedik. Dolayısıyla şimdi bu sene götüreceğimiz öğrenciler 2 sene önce icazetini almış olan öğrencilerimizdir. Böyle olunca da icazeti ilan etmeyince nereye kaldı? Gönüllü ulaşabildiğimiz kardeşlerimiz, dostlarımız, bir tanesini, 2 tanesini ben götüreyim diyen dostlarımıza ihtiyacımız oldu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zerre kadar emeği geçen herkesten razı olsun. Bir kardeşimiz, hocam 10 tanesini ben üstlendim dedi. Dolayısıyla 10 tanesini üstlenen kardeşimiz bizim yükümüzü ciddi manada hafifletmiş oldu. Efendim bunun dışında İddef 3 tanesini üstlendi. Efendim bir kardeşimiz, bayan kardeşimiz her sene giden hafızlarımızdan bir tanesini üstleniyor. Dolayısıyla beyi de bir tanesini, 2 tanesini de böyle üstlenen oldu. Akşam namazından sonra bir dostumuz 2 tanesini de ben alayım, bir tanesi de bir tanesini ben alayım dedi. Böylece epey mesafe kat ettik ama hafızlarımızın, umreye gidecek olan hafızlarımızın ödemeleriyle ilgili böyle bir durum var, paylaşmış oluyorum siz kardeşlerimle, dostlarımızla. Bir de bu küçük çekmecedeki inşaatımız uzun süre ölü gibi durdu. Halbuki bittiği zaman İstanbul'umuzun yüz akı olacak, Türkiye'nin de yüz akı olacak. Gidip gören kardeşlerimiz zaten hayran oluyorlar. Heybetiyle, güzelliğiyle beraber açıldığı zaman, talebeyle dolduğu zaman gerçekten dillere destan bir müessese olacak. Burasını gelip Diyanet İşleri Başkanı açtığı zaman ne demişti? Buraya kim talebe olmak istemez demişti. İnşallah orası da böyle bir durum, hatta buradan daha güzel bir durum gerçekleşecek. Şimdiye kadar yaptığımız kurumlar içerisinde en mükemmeli, en güzeli, hani ustalık dönemi derler ya, ustalık dönemi gibi güzel bir müessese olacaktır. Zaten bitti, bir şey kalmadı. Şu anda mekanik işleri yürütülüyor hızlı bir şekilde. Elektrik işi bitti, bitiyor. Kalebodur fanyası işi de devam ediyor. Dolayısıyla uzun süre böyle sükût durdu. Baktık ki bina kokmaya başlıyor, çürümeye başlayacak. İşleyen demir pas tutmaz dedik. Efendim başladık bu işe. Piyasaların biraz dar olduğu dönemde başlamış olduk. Kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Bu binanın arsasında küresel krizin patlak verdiği günde almıştık. O günlerde almıştık. Mevla öyle nasip etti. Altından kalktık mı? Kalktık. Bunları yapacak olan biz değiliz, Allah'tır. Eğer benim kalbime Cenab-ı Hak bir şey akıtıp beni buna vesile kılıyorsa beni şereflendiriyor. Beni şereflendiriyor Allah Celle Celaluhu demektir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, 4 milyona yani 4 trilyona sözleşmesini yaptığımız mekaniğin aşağı yukarı 1,5 milyonu ödendi. 2 küsur milyon kaldı orayla ilgili. Bir taraftan işler devam ediyor, bir taraftan ödemelere devam ediyoruz. Çek veriyoruz, çek kabul ediyorlar. Bu konuda benim de katkım olsun diyen kardeşlerimiz güzel bir sadaka-i cari olduğunu hatırlatırım. Mütevellideki dostlarımızdan bazı kardeşlerimiz, efendim bir sınıfın bedeli 40 bin liradır, 3 tane, 4 tane, 5 tane sınıf alan var. Anasına, babasına, eşine, kendisine, çocuklarına. Şadırvan, abdesthane ve yatakhane alan kardeşlerimiz var. Durumu müsait olan kardeşlerimiz. Zaten ben bir sınıf aldım 40 bin lira, hemen 40 bin lirayı ver demiyoruz. Çek de olabilir. Sene içerisinde de olabilir. Yeter ki üstlenmiş olsun. Ama buna ihtiyaç var. Fakat piyasalardaki dar durumu görünce, kardeşlerimizin bu konudaki meylinin de az olduğunu görünce, Furkan Hoca Efendi kardeşimiz bir çalışma yaptı. Parça parça malzemeleri böldü, parçaladı. 3 bin liradan 18 bin liraya kadar parça parça yaptı, değil mi hocam? Evet hocam. Yani bunlardan dişimize göre, dişimizin kovuğuna göre olabilir. Ben şunu aldım, ben bunu aldım, bunları sana teslim edeyim hocam. Diyen kardeşlerimiz olabilir. Bu gemi kalkacak kardeşlerim, kalkıyor zaten. Allah'ın izniyle bugüne kadar gelmesinde çok büyük emeği geçen kardeşlerimiz. Demirde 300 ton demir veren kardeşlerimiz var. Bugüne gelmesi kolay olmadı, az para harcanmadı. Allah'ın izniyle azı gitti, çoğu gitti, azı kaldı.
Biz arzu ediyoruz ki 2019 senesinde bir himmetle, çevremizden dua ile, çevremizden destek almak suretiyle burasını 2000 hiç olmazsa 20'ye, 23 çok olur değil mi arkadaşlar? Çok geç olur. Yani 23'ü beklemeyelim. Size kalmış yani, himmetlerinize, dualarınıza kalmış. 2019'dayız. 19'da açalım mı diyorsun? 20'ye. Yani ben 19'a da razıyım da hiç olmazsa 20'de bunu açalım siz dostlarımızla diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gelince hepinizle tek tek musafaha yapıp kucaklaşacaktım. Fakat çok kalabalık olunca sıraları bozacağız. Çok da zaman olacak diye. Hepinizle tek tek hoş geldiniz diyorum. Allah dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Yüce Rabbim daima sevdikleriyle beraber eylesin. Habibiyle dünyada izinden yürümeyi, ahirette cennette buluşmayı hepimize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hususen bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan mütevellideki dostlarımızın, hayır sahibi kardeşlerimizin de hepsinin ruhları için, mütevellideki kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhları için, diğer hastası olan kardeşlerimizin de hastalığının ve hastalarının şifaya bulması için, Allah rızası için El Fatiha.